Şimdi yayındaki insanlar zannediyor ki biz şey yapıyoruz. Hani aslında böyle video çekmiyoruz, şov yapıyoruz falan sanıyorlar. Aynen. Aslında gerçekten böyle video çekiyoruz. Böyle video başlıyor, 10 dakika Onur Atay'la sohbet ediyoruz. Ben editte o kısmı 1 dakikaya indiriyorum, intro olarak koyuyorum. Önce çektiğim bir tane videonun remake'ini yapacağım bir daha. Daha önce Revelation Cut videosu çekmiştim bir... Kardeşleri Başlangıç setinin yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4. bölümünde. Ondan sonra videonun kalitesini biraz sorguladım, dedim hiç güzel değil. Ondan sonra dedim ki bir tane daha video çekmeliyim. O yüzden bu Kardeşleri Başlangıç seti biteli neredeyse 3-4 ay oldu. Ben yeniden bir video çekip Kardeşleri Başlangıç setine sıkıştırıyorum bunu. Öyle bir planım var. Revelation Cut'ı yapacağız. Revelation Cut en temel hareketlerden biri. Yeni gelenler için söylüyorum. Bu öğrenilmesi gereken bir hareket. One Hand Cut. Sağlaksanız sol aksanız sağ elinizle yapmanız gerekiyor genelde. Ama tabii ki değişebiliyor. O zaman destenizi aldıysanız hadi geçelim. Şimdi desteği açalım. Bu hareketi yapmak için öncelikle destenin sadece bir kısmını kullanmanız sizin için daha iyidir. Daha kolay öğrenirsiniz hareketi. Normalde kutuları yere atarım ama yere düşmedi. Şimdi önce desteği Straddle Grip'te tutmanız gerekiyor. Straddle Grip neyi bilmiyorsanız Kardeşler Başlangıç seti 0,5. bölüme sağ üstteki kısımdan gidebilirsiniz. Orada öğretmiştim. Bu şekilde desteği tutuyoruz. Ondan sonra bu hareketi bilmeden önce bu arada Charlier kat bilirseniz onu da sağ üstteki i butonundan gidebilirsiniz. Bu hareketi öğrenmeniz çok kolaylaştıracaktır. Charlier kat da bu. İlk başta Charlier kat gibi başlıyoruz. Desteği ikiye böleceğiz. Baş parmağımızla şu şekilde. İşaret parmağı şu anlık burada kalabilir. Onu sonradan yönelteceğiz. Ama isterseniz burada da başlayabilirsiniz. Ama en doğrusu bu yani. Nasıl rahat ediyorsanız artık. İşaret parmağı üstte olacak. Bu arada Revelation Cut'ın birkaç farklı versiyonu var. Ben size en doğru şeklini, yani olması gereken şeklini öğreteceğim. Revelation Cut'ın orijinali budur. Ama ben size şu şeklini göstereceğim. Hem daha akışkan oluyor hem de şu an en komplike hali bu Revelation Cut'ın. Dediğim gibi baş parmağımızla burayı kesiyoruz başta. Yüzük parmağımıza destenin şu tarafını atmaya çalışıyoruz. Atmaya çalışmak için zaten ulaşamayacağı için buradan. Bu iki baş parmağımız ve İşaret orta parmağımızla desteği hafiften itmiş oluyoruz şu şekilde. Yani göstereyim bir daha. Parmak alt tarafta. Aynı zamanda bunlar itiyor. İttiği zaman da yüzük parmağı paketi çevirmiş oluyor aynı zamanda. Bir daha göstereyim. İttirirken aynı zamanda şu parmağın tek amacı bu araya girmek. Şu araya girmek olacak yüzük parmağının amacı. İttiriyoruz ve buraya koyuyoruz. Biraz yavaş yaptığım için olmadı. Şimdi en baştan bakalım. Böldük. Parmağı bu tarafa attık. Hafiften desteği oynatırken parmaktan paketi yakalayıp çeviriyoruz. O sırada bu yukarı çıkmış oluyor. Bunu yukarı çıkartmak için bir teknik işaret parmağını ittiriyorsun. Ondan sonra yüzük parmağını sonradan atıyorsun. İlk başta böyle öğrenebilirsiniz. Bu da bir çeşit Revelation Cut aslında. Ama pek benim kullanımını önerdiğim bir Revelation Cut değil. Başlangıç için ama uygun olabilir yani. Tutuyoruz. İttiriyoruz. Bu pozisyondayken şunu yapıyoruz. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ama asıl doğru şekli tuttuktan sonra parmağımızla hem alttaki paketi itip hem de buraya tutup çevirmek. Tüm hareket bundan ibaret. Eminim şu, yani yeni başlıyorsanız kardeşliğe yapacaksınız. Elim küçük olmuyor. Bu herkes de normal. Elim büyük olsa bile elim küçük diyorsun yani. Bu hareketini direkt eline bağlıyorsun. Ya da bir problem var. Ben yapamıyorum, beceremiyorum. Ben de beceremiyordum. Çok uzun süre uğraştım. Ama yani beceriyorsunuz. Çalıştıktan sonra yapıyorsunuz bu hareketi. Aşırı zor bir hareket değil. Çalışarak, pratik yaparak. Yine de hareketle ilgili yapamadığınız bir kısım olursa bana DM atabilirsiniz Instagram üzerinden. Nude atmıyorum. Öyle. O zaman görüşürüz.